Kanalımıza hoş geldiniz. Şuhut çekimlerimiz devam ediyor. Yine Habib Akalın hocamızla birlikteyiz. Elimizde de kitabı var. Birazdan göstereceğim bunu size. Öncesinde size bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, Sinada Antik Kenti'ndeyiz. Burayla ilgili yapılmış tek çalışma Sayın Habib Akalın hocamızın bu kitabı. Burası bir antik kent ya da şu an kalıntısı diyebiliriz. Anlatacak kendisi ve bu içerik YouTube'da olsun, televizyonda olsun hiçbir yerde yok. Yine Türkiye'nin tarih envanteri Senem Güler sayfasında bu ayrıntılı antik kenti göreceksiniz diyoruz. Kitabın tanıtımını şöyle yapıyorum. Merak eden arkadaşlar Habib Akalın hocamızın Facebook sayfalarından, Instagram sayfalarından ve sosyal medyasından ulaşıp bu kitabı elde edebilirler diyoruz. Buyurunuz hocam, kitabı veriyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Siz de Şuhut, hoş geldiniz. Hoş tekrar bulduk. Şimdi gizli kalmış bir tarih aslında. Unutulmuş. Unutulmuş bir tarih. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Burası kültür turizmin envanterinde geçiyor mu? Geçiyor. 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 Peki burayı merak eden, tezi olan bir öğrenci veya bir arkadaş araştırmak istese burası ile ilgili yazılmış bir akademik bilgi var mı? Çok miktarda var. Evet. Sadece bunun ulaşma yöntemini bilmek lazım biraz. Nasıl ulaşacağına bu işle uğraşan akademisyen hocalarımızı biraz tanımak lazım. Bir de bu işe gönüllü olmak lazım. Yani arayanlar daima bulanlardır diyor Mevlana. 10 yıl önce ben de Sinada ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değildim ama şu an buradaki bütün taşların ne anlama geldiğini, taşların üzerinde neler yazdığı, burada nasıl bir kozmopolitik yaşam modülü vardı, inançları neydi, nerede bunlar yaşıyorlardı, hepsine ulaştık. Ama belli başlı elle tutulur, gözle görülür de bir çekim yok şu yapılmadı. Evet. Evet arkadaşlar, ilk defa izleyeceksiniz diyoruz. Hemen başlayalım. Şu an neredeyiz? Kimin uygarlığının aslında üstündeyiz? Şu anda Sinada Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu yerdeyiz. Arkamızda bir höyük, Hisar Höyüğü. Hisar Höyüğü aslında Sinada Kalesi'dir burası. Profesör Doktor Muharrem Bayar hocamın da güzel ve geniş kapsamlı bir kitabı var Şuhut'la ilgili. Ama Antik Kent'e sadece yer vermedi. Bütün kapsamları aldığı için Antik Kent'i orada kısa bir detaylandırma. Biz Antik Kent'i komple olarak ele aldık. Sadece Antik Kent'e yöneldik. Yani İslam dönemindeki tarihine yönelmedik. Önce Antik Kent'ten başladık. Antik Kent'ten geriye doğru bir gidelim. Neler olmuş, neler bitmiş. Sonra ileriye doğru gelelim. Selçuklu, Osmanlı, diğer uygarlıklar dedik. Burası Sinada Antik Kent'in kalesi. 4 tane girişi var. Girişlerin nerede olduğunu şu an için bilen yok. Bulunan taşlar da 1940'lardan günümüze kadar, özellikle 1940-70-90 arasında İnsanlar evlerini yaparken sütun başlıkları çıkıyor. Müze müdürlükleri geliyor. Bunları tek tek envantere katıyor. Numaralandırıyor. Ve bunları taşıyabilecekleri güvenli bir alan o gün için burası gözüküyor. Günümüzde de hala çıkan bu tür eserler önce resmi işlemler akabinde buraya getirilmeye devam ediyor. Birazdan geçtiğimiz yıl çıkan birkaç objeyi de örneği de göstereceğiz. Sinada Antik Kenti'ne geldiğimizde M.Ö. 1180 yılında Truva Savaşları'ndan kaçan Makedonyalılar, Akalılar ve Troylular Akamas'ın öncülüğünde Şuhut bölgesine doğru geliyor. Burada kurdukları ilçenin ismidir Sinada. Ama daha öncesinde burada ve daha sonrasında burada isimlerde farklılık oluşuyor. Sanavatuya, Kualia, Sinada, Sennade, Çıfıt, Şifo-Ut ve en son Şuhut. İslam döneminde Hasan Ömer Şuhudi'nin bölgede yönetimi, yine İslam ordularının bu bölgeye gelerek 1150 yılında Şuhud'u fethetmesiyle Sinada ismi artık Şifo-Ut'tan Şuhud'a geçiyor. Daha önceki İslam dönemi öncesinde Yahudilerin yaşadığı, ondan öncesinde yine farklı uygarlıkların yaşadığından dolayı isimler sürekli değiştirilmiş. Mesela Şifo-Ut, eski Çıfıt'ın Yahudi yerleşim yeri olarak kayıtlara da geçen, daha öncesinde Bizans ismi yine Sanavatuya, Sinada Antik Kenti olarak birçok Bizans sütun başlığı da mevcut. Yani dinler, yaşam alanı, sosyal hayat ve kültür kendi eserlerini tek 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 betimlemiş. Sadece bunları sıraya koymak kalmış. Biz de onları hepsini sıraya koyduk. Başlangıç olarak da en baştan başladık. Akamas'ın şehri
Sinada'dayız. Evet. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar şimdi burayla ilgili bazı anekdotlar var. Onları anlatacağız size. Özellikle programdan önce bir boks mücadelesi ve buna benzer anekdotlardan bahsetti hocamız. Evet. Burayla ilgili çok güzel bilgiler var. Onları da dinleyelim kendisinden. Tabii Sinada kültür alanında ve sosyal yaşam alanında kendini geliştirmiş bir şehir. William Strabon diyor ki küçük bir şehirdi diyor. Zeytinlik ağaçları vardı diyor. Bahçeleri, bağları vardı diyor. Evliya Çelebi keza ufak, az gelişmiş bir şehir diyor kendi seyahatnamesinde. Ama diyor kalınır, suyu ekmeği yenir. Yani şirindir, insanı diyor misafirperverdir diyor. Farklı farklı birçok tarihçinin yaklaşımı var. Sinada Antik Kenti'nde tarihle uğraşan bir insan tarih bir sevdadır. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Tarihe böyle kesinlikle girdikçe tarih kendini insana aşık eder. Kesinlikle. Sinada Antik Kenti'nde İlk başladığımızda işe 10 yıl önce geldik, bakıyoruz taşlara, taşlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz, onlar bize bakıyor. Güzel bir diyalog. İkimiz de konuşmuyoruz. Sonra araya bilgiler, tezler, çalışılmış, yazılmış hikayeler, biliyorsunuz dünya tarihinde Truva Savaşları Homeros tarafından yazılan İlyada'dan. Yani yazan daima bir adım öndedir derdi bizim öğretmenlerimiz. Biz de bu işi yazanlardan yazmaya başladık. Ve yazdıkça birçok bilgi, birçok inanılmaz efsaneler ortaya çıkmaya başladı. Polibotumlu, bugün Bolvadinli bir boksörle Sinadalı bir boksörün maçı. Detaylarını vermeyeceğim. Detaylar kitapta, o yüzden vermeyeceğim. Yine burada Apameia, buraya bağlı bir ilçe, dünyanın ilk müzik yarışması. Yine dönemin Sinada'ya bağlı şehirlerinden Amorium. Orada da Selman Farisi'nin yaşadığı Amorium. Ezoplu, Amoriumlu Ezop, karınca, ateş böceği masalları. Sinada kentinde Dokemion mermeri, Sinada mermeri olarak tarih kayıtlarına geçen bu mermer sadece son yüzyılda değil. Bundan 3000 yıl önce de çıkarılıp buradan gönderiliyordu. Sinada ile ilgili 40 civarında Almanya'da bir müzede antik sikke var. Para var yani, basılmış. Bunlarda bu bölgenin büyük bir tiyatro alanı olduğu, bu bölgede büyük surlar olduğu, girişlerinin olduğu, sosyal hayatın çok güzel olduğu, güreş oyunlarının yapıldığına dair de yazıtlar var. Yine birkaç yıl önce diyelim, Muharrem Bayar hocam araştırma yaparken onun önüne bir taş koyuyorlar. Öndeki Grek-Roma yazıyı Muharrem hocamız okuttuğunda Anadolu'nun ilk belediye şehri olduğu ortaya çıkıyor. Oo. Anadolu'nun ilk belediye şehri ve şu an Şuhut Belediyesi girişinde bunun resmi de, biz de aynı resmi aldık. Kaynağımızda Muharrem hocamızı göstererek kullandık. İlk belediye şehri olarak gözüküyor. Buradan Hocalar Kufi'de bulunan Osso, yine sağ tarafımızda Yalvaç'ta bulunan Pisidia kentlerine de dönemin belediye meclis üyelerinin ziyaretleri. Oo. Oralarda da bu taşlar meydana çıkıyor. Bu sizi bambaşka bir okyanusa doğru itiyor. Ve bu okyanusta siz kulaç attıkça daha güzel bilgiler elde ediyorsunuz. Dolayısıyla biz bir vira bismillah dedik, yola başladık ve çok güzel şeyler bulduk. 100 yıldır bu taşlar deyin ki yerinde. Deyin ki 4000 yıldır, 3000 yıldır, 2000 yıldır taş çıkıyor. Yani kalıntı çıkıyor ve bilen yok. Bazen filfiloji bilgisi veya dersi alan hocalarımız geliyor buraya. Onları dinliyoruz. Bazen ordinalis profesör, bazen profesör doktor, akademisyen hocalarımız. Yine Google Akademiya'dan birçok kazı çalışmalarını okuyoruz, inceliyoruz. Ama bu bilgileri öğrendikten sonra bu taşların kıymeti daha artıyor. Şu anda Şuhut ilçemizin evet, %90'a yakını bu taşları merak ediyor. Mesela çok güzel çiçekli bir taş, bir tane örneklendirecek evet, olursak. Nedir sütun, hocam? Sütun, çeşme sütunu. Çeşme sütunu. Rölyef olarak belirteceğimiz bir çeşme rölyefi. Daha ileride o kadar güzel iki şey var ki anlamlarını söylemeyeceğim yayında ama size göstereceğim. Zaten diyeceksiniz ki ondan sonra ya böyle bir şey nasıl var ve sizin bundan niye bugüne kadar haberiniz olmadı diyeceksiniz. Çünkü şu kavramı da sorabilirler. Benim kendi ilçem özellikle soruyor. Kim okuyor bunları? Kim okuyor? Türkiye'de filfiloji bölümünden veya bu dersi alan, bu konuda eğitim yapmış olan hocalarımız okuyabilir bu eski Grek-Roma dediğimiz olayı. Avrupa'dan destek almanız lazım bu konuda. Avrupalı yazarlardan, Avrupalı günümüzde de bu işle uğraşan araştırmacı, yazar veya akademisyenlerden. Bizim şansımız şurada. Aynı zamanda biz savaş alanlarını gezdirdiğimiz için savaş alanlarını araştırmaya gelen yabancı misafirlerimiz geliyor. Biz bu yabancı misafirlerimizin konuştukları dili, çalıştıkları sistemleri de bize yardımcı olmaları amacıyla istiyoruz. Peki, devam edeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, hemen bir başka örneğin önüne geldik. Buyurunuz. Evet, yaklaşık kendimi bildim bileli burada olan bir taş ne anlama geldiğini araştırmadığınız sürece sadece şu anda bize bakıyor. Biz de ona. Önce bir şunu belirtelim. Genelde tarihi eserlerde kafası kopuk, kolu kopuk. Bu zarar verme olayını Müslümanlar yapmıyor. Bunu bir bilelim. Tamam. Anadolu'nun işgalinde Moğollar, Sasaniler ve kendi Bizans ve Roma dönemindeki farklı mezhepler birbirlerinin yaptığı eserlere zarar veriyor. Önce bunu bir belirtelim. Daha sonrasında gelelim bu taşa. Pamukkale Hierapolis Müzesi'nde aynısından mevcut. Ve bir senatör rölyefi. Senatör. Evet. Hierapolis Müzesi'nde birebir aynısı var. Yine Efes'te de, İzmir Efes'te de aynı şu gördüğümüz eserin aynısından mevcut. Senatör. İyi baktığımızda sağ alt tarafında bugün şu an görünmeyen bir ayak mevcut. Üstünde de muhtemelen küçük bir aslan. Açıldım, gölgenden belki gözükmüyordur arkadaşlar. Evet, şu anda hocamız gösteriyor. Senatörün güçlü olduğunu gösteren ve kutsal sayılan hayvanlardan bir tanesinin sadece ayak kısmı kalmış. Detayını aldım arkadaşlar, göreceksiniz. Sağ zaten tarafında yine başı aslan baş, gövdesi farklı hayvan figürleri, kuyruğu balık, kuyruğunun altında da Poseidon'un mızrağı gibi üçlü bir mızrak modülünde bizim şahmerana benzer nitelikte bir süsleme yapılmış. Bu kendisini koruduğuna, İnanılmaz. Korunduğuna aynı zamanda güçlü bir senatör olduğuna inanılıyor. Ve sol tarafında tamamen tahrip veya kırıldığı için diğer kabartmaları göremiyoruz. Ama daha öncesinde sağ tarafta kırılan bölümün üstünde küçük birkaç kutsal hayvan olarak inandıkları aslan olduğu da belirtilenler arasında. 1931-33 yılları arasında 3 William 1 Mustafa hikayesi diyerek Sinada'da, yani Şuhut'ta bir hikaye. Buradan bir büyük lahit çıkarılıyor. Ve bu lahit Galianus'un, dönemin Sinada valisi Galianus'un simgeleriyle, grafitileriyle dolu olan bu lahit buradan götürülüyor. 1930'dan tutun da 33-35, en son 1955 yılında Şuhut bölgesinde Almanlar gelip inceleme yapıyorlar. En son yapılan incelemelerde buldukları eserleri kendi kültürlerine yakın olanları resimliyorlar. Ve bu resimledikleri akademik yazılarını da yayınlıyorlar. Bunlara ulaşıp toparladığınızda senatörler şehri Sinada diyebilirsiniz. Belediye meclis üyelerinden bahsetmiştik. Belediye meclis üyelerinin diğer antik kentlere ziyarete giden bir Sinada şehrinden bahsedelim. Dünyanın belki de ilk belediye şehri burası olduğundan birçok kente davet edildiği olayı da çıkabilir. Galianus'un Sinada'yı ziyareti var. Birebir burayı gelip ziyaret edişi var. Ve Sinada'da her noktada, Şuhut'ta bu tür taşlar, yazılar, süslemeler mevcut. Mevcut. Peki. Bir örnekle daha devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok önemli bilgiler vereceğiz sizlere hocamla birlikte. Buyurunuz hocam. Sinada Antik Kenti diyerek girdiğinizde Alkibiades'ten bahseder. Atinalı büyük komutan Alkibiades bugünkü Ayazini hattında bu tarafa doğru gelir. Milattan sonra 404 yıllarında Balcıksar, bugünkü Melisa çiftliği yakınlarında, bugünkü ismi Fakıbaba olarak geçiyor, o bölgede öldürülür. Alkibiades'in herhangi bir kaynakta veya herhangi bir metinde bir yazısını bulamazsınız. Biz 2 yıldır ben Alkibiades'i ararken, İngilizce olarak arama yaptığımda sadece 6-7 satırlık bir yazısına rastladım. En son buraya geliyor. Yazısına rastladım zaten. En son buraya geliyor. En son burada Melisa'da hayatını kaybettiği. Şu an Melisa çiftliğini Balcıksarlılara sorsanız dahi çoğu çok az bilen var. Öyle diyelim. Yine Sinada'nın psikoposları var. Aziz Aga Tipius.
prodotörleri var. Yani o dönemin din görevlileri, din adamları. Buraya gelen psikoposlardan bir tanesi de Aziz Mişail var mesela. Hmm. Buraya sürgün olarak, Aziz Mikail olarak bilinen, buraya sürgün olarak geliyor. Aziz burada görev Mikail yapıyor. Bizim Ankara Kalesi'nde de geçen haftalarda ismi, arkadaşlar kitabesini okumuştuk. Birçok yerde ismi geçer. Geçiyor. Galyanus zaten buraya geldikten sonra gittiği yerlerde burayla ilgili izlenimlerini yer yer anlatıyor, yazdırıyor. Sinada'nın aslında bir ticaret şehri olduğunu, mermer şehrinin bütün para basımları vesaire Manisa Sardes Salihli'den sonra Sinada'da olduğunu, darphanenin bu bölgede olduğunu, 41 ayrı paranın, daha çok para var. Biz sadece 41. Ama bizim bölgemizde insanlara Sinada parası dediğinizde üstünde haşhaş kapsülü olan tek paradan bilgileri vardır. Diğer paralardan bilgileri yoktur. Biz onları da bulduk. Almanya Münzen Müzesi'nde şu anda. Ve burada daha sonrasında bu yaşanan dönemde öldürülen 3 din yayıcı da var. Buraya geliyorlar ve burada Aziz Mikail'in, Aziz Mişel olarak kayıtlara geçen döneminde yakalanıp kendi dönemlerinde misyonerlik yapıyor diyerek burada öldürülen 3 Aziz de var. Onların hikayesini de biz aldık. Şu an aynı hikayeyi Avrupa kaynaklarından biraz daha büyütmeye çalışıyorum ben. Tamamı henüz bitmedi. Onu da bitirdiğimizde nasip olursa kayıtlarımızı alacağız. Sinada bir din şehri. Kendi döneminde buraya gelenleri özellikle Hristiyanlık olarak haç kabul eden bir şehir. Bununla ilgili 1955'te en son Almanlar demiştim. 1930'lu yıllarda İngilizler ve Fransızlar, 1925'te savaştan çıktıktan sonra ise birçok yabancı arkeolog buraya gelip Şuhut üzerinde büyük çalışmalar yaptı. Bugün Mahmut Köyü'nden, bugünkü isimleriyle söyleyeyim, Karacören, Oçeçlio, Lüliya, Arızlı hattından Karadiri'ye kadar, Karadilli, Karadirek, akabinde arkamızda Apameiye'ye kadar Sina'da kalıntılarını, kınık örenleri deriz biz, yıprak, dinar yıprağı kadar uzanan yerde Sina'da kalıntılarını bulmak mümkündür. Sina'da ufak bir şehir değil, Sina'da Perslerin de kalıntılarının bulunduğu, Hititlerden de, Friklerden de, Lidyalılardan da kalıntılar olan bir din şehridir. Muhteşem. Peki devam edeceğiz arkadaşlar ve artık videomuzu... Sinada antik kentimizin artık son kısmına geldik. Videomuzu burada bitireceğiz. Önemli bir çeşme var burada. Özelliği nedir hocam? Evet, çeşmemizin altında yine bir eski yazı. Şu anda bir kısmı toprakla kaplanmış, bir kısmı neredeyse yok olmuş. William Ramsay bu yazıyı Körte, hattın sonunu restore etti diyerek okumuş. Körte, hattın sonunu restore etti diyerek okumuş. O tahmini olarak bunu söylüyor. Yine farklı bir tarihçinin açıklamasında da Körte'nin yaptığı duvar diyerek geçiyor. Yani Ramsay'ın yaptığı okumada çok fazla bir hata yok. İkinci tarihçi hocamızın, daha doğrusu ikinci tarihçi büyüğün aynı çeviriyi farklı ve yakın bir çeviriye dayandırması... Burada bir restorasyonun olduğu, bu restorasyonu yapan kişinin, bir yapının restorasyonundan bahsediliyor. Bu kişinin kört olduğu bariz bir şekilde kanıtlanmış oluyor. İki ayrı Avrupalı tarihçinin burada okuduğu yazı, birisi Körte'nin yaptığı duvar, birisi Körte burayı restore etti kavramında. Şuhut'ta buna benzeyen 400'e yakın taş var. Bayağı fazla. Yazılı bir şekilde olan 400'e yakın taş var. Anayurt köyünde. Mezarın ortasında bir taş bulmuştuk biz. Tabii taşı köylüye normalde sorarsanız taşla ilgili çoğunun bilgisi yok. Sadece bilenler eski Bizans taşı diyorlar üstündeki haçtan dolayı. Taşı yine Avrupa'daki arkadaşlarımıza okuttuğumuzda ailem ve çocuklarım için dua edin yazısını bulduk. Bunu da sosyal medyalarımızda paylaştık. Ailem ve çocuklarım için dua edin. Bu 400 taşın bilinen, bizim bildiğimiz yüzeyde olan 400 taşın üstlerinde de genelde bu tür yazılar ve yazıtlar mevcut.
Evet, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür ediyorum. Çeşme ile ilgili bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Çünkü çeşme Osmanlı değil, yeni bir çeşme. Biz için o taşın hemen detayını alacağım size, onu da göstereceğiz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyelim. Böylelikle 4 bölüm Afyon çekmiş olduk arkadaşlar. 2 bölüm de Şuhut'a verdik, hocamızın memleketine verdik. Ama burası için daha çok 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 şeyler var. Belki bir yaz dönemi daha. Dilimizin döndüğünce buyurun gelin. Geliriz. Kendisiyle bir Koçtepe'yi çekeceğiz zaten, onun sözünü aldık. Emeğinize sağlık. Çok sağ güzel bir memlekette yaşıyor hocamız. Buraya gelecek bütün misafirlerimize de her zaman canla başla yardımcı olacağını söyledi. Sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka ki ve mutlaka ki yorum yapınız, abone olunuz, bizleri beğeniniz diyoruz. Haftaya kesin olmamakla birlikte bir Konya serisi başlatacağız inşallah. Konya'da görüşmek üzere. Herkese Afyon Şuhut'tan Habib Akalın hocamızla iyi akşamlar. İyi akşamlar.